Selamlar kanalıma hoş geldiniz. Bir powerbank arayışınız varsa videodan ayrılmayın. Çünkü kanalımda sürekli yorumlarda uygun fiyatlı 10 binlik veya 20 binlik bir powerbank istediğinizi söylemiştiniz. Sizler için Havit markasının PB5214 modelli 10.000 mAh'lik bir power bank ile karşınızdayım. Şimdi bu ürünün kutusunu açacağız ve içerisinden neler çıkıyor onlara bakacağız. Genel özellikleri hakkında bilgi vereceğim ama hem taşıması kompakt hem de baktığınızda güzel bir renge sahip. Bakın tasarımı güzel gözüküyor. Mavi renkte üzerinde bir kablo çıkışı var. Zaten kutusunu açtığımız bunun içerisinde neler var özellikleri neler görmüş olacağız. Çok bekletmeden size hemen kutusunu açmak istiyorum. Ürünün hemen kutusunu bu şekilde açıyoruz ve kutunun içerisinden çıkanları göreceğiz zaten hep birlikte. Bakalım burada boş bir tane içerisinden şarj edebileceğimiz kablo çıkıyor. Kısa bir kablo ama Type-C'den Type-C'ye bu da hızlı bir şarjı desteklediğini gösteriyor. Yani power bank'i hızlı bir şekilde doldurabileceğiz. Bir tane böyle Havit'in kendi kitapçı, bir tane böyle şeffaf kabı geliyor içerisinden. Bunu da kenara aldık. Bu arada ağır bir ürüne benziyor açıkçası. Ama tasarımı çok hoş. Küçük, minimalist, 10.000 mAh'lik bir bataryaya sahip. Ve görmüş olduğunuz gibi burada da Type-C girişi bulunuyor. Type-C cihazlarınızı buradan şarj edebiliyorsunuz. Ve burada bir anahtarlık gibi aslında tutamaç yapmışlar. Böyle direkt bunu buradan çektin. Telefonunu şarja taktın ve kullanmaya başladın. Bu kameraya da göstermek istiyorum. Gerçekten böyle güzel, minimalist, yani bir yapısı var, güzel bir tasarımı var onu söyleyeyim. Onun dışında şurada böyle kamera gibi, yani sanki bir kamera bölümü gibi bir yer yapmışlar. Bakalım şarjı var mı? Şarjı yok şu anda. Arka kısımdan cihazı şarj edebiliyorsunuz. Buradan da açıp kapatabileceğiniz bir bölüm bulunuyor. Yani şarjı varmış bu arada tek basmanız gerekiyor. İki kere basınca muhtemelen kapanıyor diyeceğim. Uzun mu basmak lazım? Evet, uzun bastığımızda kapanıyor, bir kere bastığımızda açılıyor. Tekrardan bakalım. Evet, bastım açıldı ve buradan da göstereyim tekrar uzun basılı tutuyorum kapandı. Evet tasarımı güzel. Şimdi şuradaki kabloyu da böyle geriye doğru çektiğinizde hemen buradaki kendi yerine oturuyor. Biraz zor tabi yapması, yani daha doğrusu alışması. Şöyle otutturduğumuzda böyle elimizde de taşıyabileceğimiz bir anahtarlık gibi oluyor görmüş olduğunuz gibi. Bence tasarımı güzel. Biz buna mavi dedik ama mavi mi bu, mor mu tam anlayamadım. Ama şöyle bir şey var. Harici kabloyla da şarj edebileceğimiz için ürünü güzel bir avantaj olmuş bu da. Aynı ikisi de bu renk. Zaten farklı bir şey çıkmıyor. Bunu çantanızın yanına da takabilirsiniz. Böyle hani bir tık ağır bir ürün ama böyle çok tabii aşırı derecede ağırlığı bulunmuyor. Gerçekten tasarımı ve kalitesi güzel. Şimdi şöyle bir şey var. Ben kanalımda sürekli böyle Tasarımı ve performansı güzel ürünler paylaşmak istediğim için yani bunu o yüzden seçtim açıkçası hem rengi hem tasarımından dolayı bir de şöyle göstereyim avuç içi kadar yani küçücük bir yapısı var hani avuç içinizin e, şöyle yarısını kaplamıyor bile görmüş olduğunuz gibi bu şekilde tuttuğunuzda da elinizde çok fazla yer kaplamıyor. Gelelim ürünün teknik bilgilerine aslında teknik bilgi demeyeceğim 10.000 miliamperlik bir kapasitesi bulunuyor kendi bu ürünün şarj olma süresi 2 saat. Yani bunun tamamen bataryası boş olduğunda siz bunu şarja taktığınızda 2 saatte fulleniyor. Kendi kablosunu denemeyi unutmayın bu arada. Farklı kablolarla genelde powerbank'ler daha geç şarj olabiliyor. Eğer böyle bir durum yaşarsanız da aklınızda bulunsun. Ayrıca bu powerbank ürünlerinizi yani telefonlarınızı genelde 2 kere tam şarj yapabiliyor. Ama çok fazla büyük bataryalı olan cihazlarınızda da 1,5 kere şarj edebilir. Yani bir kere full doldurur, bir kere de yarısına kadar getirir. Onun dışında zaten model numarası belli, fiyatlandırması belli. Hani tasarımsal güzel bir ürün arıyorsan ve Powerbank'e ihtiyacın varsa önerebileceğim ürünler arasında yer alıyor. Powerbank'te zaten böyle bir dezavantaj bulamazsınız çok fazla. İçerisindeki pil sistemiyle ilgilidir bu. Ama bu zaten günümüzde bu fiyatlandırma içerisinde üretilen tüm Powerbank'lerde aynı genelde pil yapısı kullanılıyor. Bence bunun tasarımı ve şekli güzel ve doldurma hissiyatı da güzel. Zaten şu anda detay çekimlerde de görüyorsunuz. Type-C cihazımı direkt şarja bağladığımda daha doğrusu Powerbank'in kendi kablosuyla şarj etmeye başladığımda direkt şarjını alıp hemen doldurmaya başlıyor. Çok fazla Powerbank deneyimledim. 20'likler, 30 binlikler, 10 binlikler. Bu Apple'lar için arkaya MagSafe'liler var. 5000'likti sanırım onlar da. Hepsini denedim açıkçası. Bütün powerbankler aynı işlevi görüyor. Burada tamamen görsel ve tasarım amaçlı diyebiliriz. Bu ürünü de almak istersen dediğim gibi güzel bir ürün önerebileceğim ürünler arasında yer alıyor. Videoyu izlediysen beğenmeyi ve paylaşmayı hatta yorum yapmayı da unutma. Görüşmek üzere.